Merhaba kıymetli öğrencilerim. Türkçe dersimizin ikinci parçası olan Ailemiz şiirini bu dersimizde işleyeceğiz. Haydi biraz konuşalım. Aile deyince aklımıza neler geliyor? Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birimdir. Toplumu meydana getiren kurumların temelidir aile. Her birey bir anne ile babanın varlığından meydana gelir ve doğduğu anda korunmaya muhtaçtır. İnsan yavrusu bütün diğer canlılardan daha uzun bir çocukluk yani yavruluk dönemi geçirmektedir. Sadece bir yerden bir yere hareket edinceye kadar yani yürüyünceye kadar ortalama 15 ay gibi bir zaman geçmektedir. Dış çevreye uyum sağlayabilmesi ise ancak uzun yılları alan bir büyüme ve öğrenmeye bağlıdır. Çocuğun sadece bedensel gelişiminde değil, sosyal, duygusal, ahlaki ve dini gelişiminde de ailenin rolü oldukça fazladır. Aile, çocuğa kimlik kazandırır ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Ailemiz, kardeşlerim, annem, babam, dedem, ninem, biz her akşam bir çatıda toplanırız. Orada herkes sevinç duyar, birbirini sever, sayar. Kendisini bulmaz yalnız. Dedemin yok hiç dişleri, anlatır hep geçmişleri, her sözünden ders alırız. Ninem evin neşesidir. Birçok güzel masal bilir. Anlattıkça bayılırız. Akşam bizi bir görmeli. Ne tatlıdır ne neşeli. Bir sofrada toplanmamız. Rakım çalapala. Birinci etkinliğimize geçelim. Bu sözcükleri biliyorum. Aşağıdaki sözcükleri resimde gösterilen uygun yerlere yazalım. Anne. Bu resimdeki anne, evet, budur ve annenin olduğu yere yazalım. Baba, dede, nine, kız kardeş, erkek kardeş. İkinci etkinlik. Okuduğumu anlarım. Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım. 1. Okuduğumuz şiire göre kimin her sözünden ders alırız? Dedemin anlattıklarından ders alırız. 2. Dedeleri çocuklara ne anlatıyor? Dedeleri geçmişte olan olayları anlatıyor. 3. Şiire göre kim birçok güzel masal bilmektedir? Ninesi birçok güzel masal bilmektedir. Şiirdeki ailede kimler var? Kardeşlerim, annem, babam, dedem, ninem ve biz. Üçüncü etkinlik. Ailenin tanıtıldığı kartları doldurabilir misiniz? Evet, burada benim adım soyadım Ömer Halis, okulum Osman Gazi İlkokulu, sınıfım 1G, en çok sevdiğim şeyler futbol oynamak, resim yapmak, hiç sevmediğim şeyler yalan söylemek, küfür etmek ve kavga etmek. Bunun devamını siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Dördüncü etkinlikte bir aile soy ağacı var. Bu aile soy ağacında siz eğer elinizde varsa küçük resimler, kendi aile resimlerinizle burayı tamamlayabilirsiniz. Ben
biraz önceki resimden buraya aileyi yerleştirmeye çalıştım. Dede ve nine, soy ağacımızın en yaşlı bireyleri. Ondan doğan kimler var? Amcalarımız var. Dedemizden ve ninemizden amcalarımız veya dayılarımız, teyzelerimiz var. Babamız ve annemiz evlendikten sonra, evet, biz ve kardeşimiz dünyaya geliyoruz. Ama ailemizin misafirleri de var. Kedi ve köpek. Beşinci etkinlik. Haydi resimleri inceleyerek boşlukları dolduralım. Burada bir resim var. Bu resmi incelediğimizde ne görüyoruz? Baba bilgisayarda, anne telefonla konuşuyor. Çocuklar da yine tablet ve telefonla uğraşıyorlar. Aile bağları tamamen kopmuş. Bana göre bu ailedeki bireylerin davranışları yanlıştır. Çünkü aile bireyleri birbirlerinden kopuk, her birey farklı bir teknolojik aletle uğraşıyor. Burada aile bağlarından söz etmemiz mümkün değil. Şimdi ikinci resme bakalım. Baba oğlu ile birlikte bir oyun oynuyor. Anne kızına kitap okuyor. Bana göre bu ailedeki bireylerin davranışları doğrudur. Çünkü aile bireyleri birbirleriyle zaman geçiriyor. Anne kızına kitap okurken baba oğluyla oyun oynuyor. Birlikte zaman geçirmek aileleri birbirine bağlayan etkenlerdir. Altıncı etkinliğimiz, şiirde bazı sözcükler yanlış yazılmış. Yanlış yazılan sözcükleri düzelterek şiiri tekrar yazalım. Aile bireyleri. Annem evin yüreği, babam evin direği, çocuklar evin neşesi, aile bireyleri. Hep sevecenlikle, hep mutlu bir yürekle birbirine yaklaşan aile bireyleri. Sevginin sonsuzluğu orada, dostluk, paylaşmak orada, hep beraber mutlulukla aile bireyleri. Şimdi buraya baktığımızda neler görüyoruz? Şöyle bir bakalım. Aile bireyleri, annem evin yüreği derken evin kelimesinin baş harfi büyük yazılmış. Hatalı. Bunu küçük harfle yazmamız lazım. Babam evin direği. Burada bir hata yok. Çocuklar evin neşesi derken cümlenin ortasında özel isim olmayan bir büyük harf var. Bu da hatalı. Bunu da düzeltmemiz lazım. Aile bireyleri şiirlerde şiirin her dizesinin başlığı başındaki harf büyük olması lazım. Annem, babam, çocuklar gibi ailenin de A'sı büyük olması gerekirken küçük yazılmış. Bu da büyük A yazılması gerekir. Hep sevecenlikle, hep mutlu, mutlu kelimesinin baş harfi küçük yazılmalı. Birbirine yaklaşan aile bireyleri, evet, aile bireylerindeki B, o da küçük yazılmalı. Sevginin sonsuzluğu orada, orada kelimesinin baş harfi küçük yazılmalı. Dostluk kelimesinin baş harfi büyük yazılmalı. Hep beraber mutlulukla kelimesindeki M küçük yazılmalı. Aile bireylerindeki B küçük yazılmalı. İşte bunun doğru yazımını da buraya getirdik. Aile bireyleri, annem evin yüreği, babam evin direği, çocuklar evin neşesi, aile bireyleri. Hep sevecenlikle, hep mutlu bir yürekle
birbirine yaklaşan aile bireyleri. Sevginin sonsuzluğu orada, dostluk paylaşmak orada, hep beraber mutlulukla aile bireyleri, gözde tonaz. Yedinci etkinliğimiz, kitabımızı tanıyalım. Ders kitaplarında ön ve arka kapak bulunur. Kitabın içinde metinlerin hangi sayfalarında olduğunu gösteren bölüme içindekiler bölümü denir. Haydi kitabımızın ön kapağında ve içindekiler bölümünde eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. Kitabımızın kapağına baktığımızda nedir? Türkçe 1 yazısını görüyoruz. İlkokul Türkçe 1 ders kitabı. Buradaki boşlukları doldurduk. Bunun yanında içindekiler bölümünde temalar yazılmaktadır. Birinci tema, ikinci tema, üçüncü tema, dördüncü tema. O temanın alt birimleri, geçen hafta dinleme metni, padişahın oğluna dersini işledik. Şimdi de okuma metni, yani şiirimiz olan ailemiz şiirini işliyoruz. Haftaya okuma metni, bayramlaşma bayramını işleyeceğiz. Bunlar kitabımızın içinde nelerin olduğunu göstermektedir. Kıymetli öğrencilerim, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.